Selam dostlar, videoya ve kanala hoş geldiniz. Uzun zamandır paket açılış videosu yapmıyordum. Bugün sizlere yeni almış olduğum aksiyon kameramın paket açılışını yapacağım ve aynı zamanda kısacık bir tanıtımını yapacağım. Birlikte paketi açmış olacağız inşallah. Pakette DJI Osmo Action var arkadaşlar. Hemen bunu beraber açalım. DJI firmasının aksiyon kamerası olan Osmo Action. Sonra kameramız karşımızda. Evet, böyle bir case içerisinde geliyor. Kamera hemen şöyle çıkaralım case'inden de. Bir anlamda sıkıyormuş. Evet. Kameramız bu şekilde. Batarya yuvası burada. Evet. Şöyle. Şarj kablosu, bağlantı vidası, yapışkanlı parçalar. Evet arkadaşlar, bataryamız da bu. Şöyle contalı bir sistem var. Bu aksiyon kamerasını 10 metre derinliğe kadar su altında kullanabiliyorsunuz. Herhangi başka bir case'e gerek duymadan bu orijinal haliyle, bu haliyle direkt su altında kullanabiliyorsunuz. Teknik detay vermek gerekirse 4K 60fps, 4K 30fps HDR videolar çekebiliyorsunuz. 145 derece görüş açısına sahip. F2.8 50 mm bir lense sahip. Ve 12 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor bu arkadaş. Şimdi hemen şu ilk açılışı yapalım. Burada çizilmesin diye koruma bandı almak lazım bir an önce. Evet, bataryayı bu şekilde yerleştiriyorum. Şuralarda görüyorsunuz, bu turunculuklar kalmayacak şekilde bastırdığınızda suya dayanıklı hale gelmiş oluyor. Sanırım hiç şarjı yok. Yoksa birazcık menüsünü de gösterecektim size. Evet, hiç şarjı yok. Neyse, peki. Şu anda birazcık farazi olacak ama yani göstermek isterdim.
Rock City görüntü sabitleyici modu var ve bu mod harika çalışıyor. Sanki cihaz bir gimbal'e bağlıymış gibi görüntüyü sabitleyerek harika bir performans sunuyor açıkçası. Rakiplerinden ayıran en büyük özelliği de ön tarafında ekran bulunması. Bu ikinci ekrana görüntü aktarabiliyorsunuz. Yani selfie modunda kullanabiliyorsunuz bu cihazı. Vloggerların en büyük tercihi bu sebebiyle bu cihaz. Arkada bulunan dokunmatik ekranın tepkime süresi oldukça başarılı. Sol tarafında bulunan şu quick switch tuşu ile modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buraya atayabiliyorsunuz istediğiniz modları. Böylelikle ekran içerisinden ayarlara girerek oradan aramaya da çalışmıyorsunuz. Hızlıca buradan mod seçebiliyorsunuz. Özellikle su altında bu tuşun çok işe yaradığı söyleniyor. Çünkü ekran dokunmatiği su altında çalışmadığı için bu tuşa basarak çekimleri gerçekleştiriyorsunuz. DJI Osmo Action içerisinde yüklü olarak gelen 5 adet sesli komut sayesinde cihaz üzerinde hiçbir tuşa dokunmadan cihazı aktif etmeniz mümkün. Türkçe dil seçeneği maalesef yok. Fakat İngilizce olarak söylediğiniz bu 5 komutu oldukça güzel algılıyor ve başarılı bir şekilde hemen tepki veriyor arkadaşlar. Bu komutlar şöyle 5 tane toplamda. Start Recording dediğinizde cihaz hiçbir tuşa basmadan otomatik olarak direkt kayda başlıyor, video kaydına. Stop Recording dediğiniz zaman cihaz kaydı durduruyor. Screen Switch dediğiniz zaman ön ekranı açıyor, arka ekrandan ön ekrana geçmiş oluyor. Take Photo dediğiniz zaman fotoğraf çekmiş oluyor ve Shutdown dediğiniz zaman da cihazı kapatmış oluyor. Ya bu özellik aslına bakarsanız mükemmel olmuş. Şöyle ki cihazı kaskınıza, vücudunuza, bisikletinize yani ne bileyim herhangi bir yere bağladığınız zaman, herhangi bir araca bağladığınız zaman hiçbir tuşuna basmadan bu komutlar sayesinde direkt kayda başlayabiliyorsunuz. Bu harika bir özellik olmuş. Snapshot özelliği sayesinde cihaz kapalıyken kayıt tuşuna bastığımızda normalden açılma hızından daha hızlı bir şekilde açılıyor ve anında kayda başlıyor. Yani böylelikle de kaçırmak istemediğiniz bir görüntüyü anında yakalayarak kayda başlamış oluyorsunuz. O da çok güzel bir özellik olmuş. Yani normalde cihaz şu tuştan açılıyor. Fakat şu tuşa da uzun bastığınızda cihaz anında açılıyor ve direkt kayda başlamış oluyor. DJI Osmo Action diğer aksiyon kameralarındaki mount sistemiyle aynı sisteme sahip arkadaşlar. Başka bir aksiyon kameranız varsa elinizde veya aksesuarları varsa bu aksesuarların tümü birbiriyle uyumlu olarak çalışabiliyor olacak. O yüzden başka ekstra bir aksiyon kamerası aparatına da almanıza gerek kalmayacak. Elinizdeki tüm aparatları bunda da kullanabilirsiniz. Bu cihaz telefona da bağlanabiliyor aynı zamanda arkadaşlar. DJI Mim uygulaması üzerinden telefonunuzu hızlıca bağlayabiliyorsunuz. Osmo Action'ın tüm ayarlarını telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca çekmiş olduğunuz görüntüleri de Wi-Fi üzerinden anında içerisinden alıp sosyal medyanızda paylaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben bu cihazı Vodafone Online mağaza üzerinden tarifeye ek olarak 12 aylık taksitle aldım. Hepsi burada MediaMarkt gibi sitelere nazaran daha ucuza olduğunu gördüm açıkçası. Üstelik 12 ay taksitle alınabildiği için bence Vodafone Online mağazayı değerlendirebilirsiniz. Almak isteyenler, almayı düşünenler orada bir bakabilir bence. Yani şu anda cihaz açılmadığı için, bataryası bitik olduğu için çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı ama bundan sonraki videoda en azından uzun kullanım testi ile ilgili olur. Ayrıca DJI Osmo Action'da çekmiş olduğum görüntülerden oluşan bir video olur inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.